Tramvaya bindik ama inemeyeceğiz. Çünkü aşırı derecede kalabalık. Uçalım mı diyorum, hayır diyor. Bence sen becerirsin. Benim göbeğim geçmez. Geldik. Arkanda mısın? Niye önden sen gitmiyorsun, açmıyorsun? Hadi bakalım geçebileceğiz mi? Şöyle aradan sıyrılalım biz. Tramvayda izdiham bloğumuzun sonuna geldik. Nereden çıkıyorsun? Neyse. Ama yol açıldı yani, geçtik. Vallahi yardırdık. Çok fena geçtik. Efsane geçtik, inanılmaz geçtik, çok güzel geçtik. Neyse abi işte yani kalabalık, çok kalabalık. Beraber hamama geldik. Antep'in hamamları. Şimdi Eskişehir'in hamamını biliyoruz. Bursa'nın hamamını biliyoruz. Gaziantep'in hamamını bilmiyoruz. Şu an neredeyiz? Regnum'dayız. Ve görelim nasılmış. Seyahatte olduğum için Soner abi diyor ki sen kese yaptır. Ben de diyorum ki deremi yüzmesinler. Yüzebilirler yani. Bakalım birazdan göreceğiz. Şimdi hamam hakkında bir bilgi var. Ben kamerayı çeviriyorum. Şimdi kesede 25 kişi sıra bekliyor. Dün en sakin günümüzdü. Nedeni mübarek gündü. Kimse gelmedi. Bugün herkes mübarek gün bitince buraya gelmiş. Yani bizim o dediğimizde Sebilullah, Hasbetekullah, Hasan-ı Hüseyin Efendimiz'in olmuş aldı. Kese yaptıramayacağız. Ne yapalım? Burada sistem güzel. Ayakkabıları çıkarttık. Terlikleri de giydik ve aşağı doğru, sıcağa doğru gidiyoruz. Abi selam verin. Hoş geldin benim. Saatte kalaya geldin. Hoş gördük, teşekkürler. Burası çok sıcak. Yemeğin üstüne geldik ama ölmeyiz inşallah. Biraz yanabiliriz. Meşhur Gaziantep hamamına girdik. Ama hamam meşhur değil tabi. Yani şöyle meşhur değil. Yöresel bir şey değil. Normal bir spa, güzel. Mekan böyle. Bu arada iş işten geçti yani. Bütün her yeri denedik tek tek. İşte havuza girdik. Daha sonra jacuzziye girdik. Oradan salonaya girdik. Buhara girdik. Neyse. En sonunda normal hamamda yıkandık. Kese de attıracaktık ama kese de bizi yediler. Kese atmadılar. Yani arayacağız dediler. Haber vereceğiz dediler. Haber vermediler. O yüzden kese iptal. Neyse şöyle bir gezelim bakalım ne varmış. Hamamımızın... Durup söyleyemedim. Hamamımızın... Hamamımızın kapasitesi... Bu arada yarım saat turunu söylemeye çalışıyorum. Bir türlü dilimi döndüremedim. Kapasite geniş. Çok. Alabildiğince insan alıyor. Bu tarafta da yapmayan şezlonglar falan var. Öyle insanlar takılıyor. Rahat. Karşı tarafta da yeme içme kısmı var. Restoran kısmı güzel. Bu adam da gelemiyor. Neden gelemiyor? Ben ayağına bastım. Terliğine bastım. Terliği koptu. Kötürüm gibi geliyor. Yani yok. Yazık, gelemiyor. Burası bizim jacuzzi'miz, değil mi? Aynen öyle. Jacuzzi'ye gidiyoruz. Ve telefonu ıslatmadan oturuyoruz. Havlu yazılımdan oturuyoruz. Evet. Telefonu ıslatmıyoruz. Böyle takılıyoruz, senin dalgalı takılıyoruz. Böyle bir yer işte. Tamam mısın? Instagram'dan da bir hikaye ettin mi? Bir şeye benzesin. Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Jacuzzi'yi kapattık, tek başımıza çekim yapıyoruz. Birazdan beni buradan kovacaklar. Ya yine burada da bir şeyler yaptık, karıştırdık ortalığı. Vallahi kamera yani. Islanmazsa iyi. Kanala hoş geldik, çekimler böyle yani. Burası böyle, burada çok bulduk. Artık gidebiliriz. Gidelim bence. Yoksa olmayacak. Şimdi çok efsane bir yer var, buhar odası. Buhar odası çok efsane bir yer. Gireceğiz ama görebilecek miyiz acaba birbirimize? Aç kapıyı. Anam. Evet. Burası nefes. Burası çok kötü. Ben burada 10 dakika oturdum. Geri aç, geri. Burası çok fena. Böyle bir yer. Hiçbir şey görünmüyor. Tabii görüntü de gitti doğal olaraktan. Makine su içinde kaldı. Neden? Buhar. Bir de sauna var. Sauna'yla alakalı bir hikayem var. Bursa'da, Kervansaray'da bir abimle beraberdim. Hamama gittik, sauna'ya girdik.
Adamın bir tanesi yatıyor. Ben 5 dakika dayanamadım. Yani bir 2-3 dakikadan sonra fenalık geçirdim. Dedim ki çıkacağım. Neyse abi. Çıkarken adam hala yatıyordu. Dedim ki abi şunu bir dürtelim. Ölmüş müdür, kalmış mıdır? Adamı dürttük. Adam yaşıyor. Yaşıyor ama bana ellemeyin. Ben bunu uyuyorum diyor. Yani adam uyuyormuş. Öyle bir ruh hastası. Şimdi tabii yapabilir. Ben alışamadım. 2 dakika en fazla. Cehenneme hoş geldiniz. Burada ne var? Sauna var. Abi sauna yaşanacak bir yer değil. Sauna çok berbat bir yer. Ben hiç sevmiyorum. Yani çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Odunu çok vermişler. İçerisi çok sıcak. Bir kere anlattığım gibi ölüyordum. Gerçekten çok fena. Yani burada en fazla 2 dakika durursun. Ondan sonra kaçarsın. Ya da en altta yere yatarsın. Böyle işte. En sonunda. Burada göbek taşı var. Burada insanlar yatıyor. Sıcak sıcak. Sırtını ısıtıyor. Göğsünü ısıtıyor. Yıkanıyorlar. Ve burada mevzu bitiyor. Bir vlogumuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yayında yapımını emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Ve meyve tabağı içinde patrona ayrıca teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Afiyetle yedik içtik. Ve bitiriyoruz. Burası çok eğlenceli. Bu arada Aykut abiye meyve tabağından dolayı teşekkür ederiz. Aykut abi buranın sahibi, işletmecisi. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Mekan da çok güzel. Çok beğendik. Bugün Mustafa abiyle, Erhan'la, İlyas'la ve Soner abiyle çok eğlendik. Soner abi biraz erken çıkmak zorunda kaldı bir mevzudan dolayı. Ama biz kendimiz çok eğlendik, çok güzeldi, harika bir gün oldu, harika bir akşam geçirdik. Neyse, hamam sefası da böyle. O zaman yarın sabahtan başka bir macerada görüşürüz.